Santo Antonio olarak bilinen dağlık bir bölgede fakir bir ailenin dördüncü çocuğu olan Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo hem oynadığı futbolla hem de karakteriyle gönüllerde taht kurmuş bir isim. Bu videomuzda sizler için Portekizli yıldız hakkında bilinmeyenleri derledik. İyi seyirler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Cristiano Ronaldo 2011 yılında kazandığı altın ayakkabıyı açık arttırmayla satışa çıkarmış, elde edilen geliri Filistinli çocuklara bağışlamıştı. 2014 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Portekiz ile İsrail'in berabere kaldığı maçta Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo formasını isteyen İsrail futbolcuyu reddetmişti. Ronaldo'nun daha sonra katillerle forma değiştirmem dediği ileri sürülmüştü. Olay sonrasında UEFA tarafından soruşturma açılmıştı. Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, 3 taşıyacağı neden 4 çocuk babası oldu. Hatta bebeklerin 3'ü son bir yılda dünyaya geldi. Ronaldo'nun ikizlerinin taşıyacağı neden olması, Cristiano Junior'ın annesinin belli olmaması en çok eleştiri aldığı konuların başında geliyor. Ronaldo, Cristiano Junior'ın annesi hakkında ise şunları söylüyor. Cristiano Junior büyüdüğünde ona gerçeği anlatacağım. Fakat bunu insanlar istediği için yapmayacağım. Cristiano benim oğlum ve gerçeği hak ettiği için anlatacağım. Ronaldo, Portekiz'e bağlı Madeira'da 1985'te 4 çocuklu yoksul bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldi. Aşçılık yapan annesi Mario Dolores, bahçıvan eşi Jose alkolü iyiden iyiye arttırdığından Ronaldo'ya hamile kaldığında kolonya içerek kendi kendine kürtaj yapmayı bile düşünmüş. ...18 yaşında Manchester United'ın efsane teknik direktörü Alex Ferguson'ın dikkatini çekip alkolik babasını da henüz 20 yaşındayken kaybeden CR7 lakaplı Ronaldo 12 yaşından itibaren yalnız bir hayat sürdü. Hatta hakkında ortaya atılan eşcinsel iddiaları nedeniyle erkek arkadaşlarının sayısı hala çok az. Rus model Irina Shayk ile 5 yıllık bir birliktelik yaşayan ünlü futbolcu hayatını anlatan bir belgeselde "Futbolda çok fazla arkadaşım yok. Güvendiğim insanlar fazla değil. Çoğunlukla yalnızım. Kendimi yalnız bir insan olarak görüyorum." demişti. Doktor Colette, Ronaldo'nun çocuk sahibi olurken de yeşil sahalarda içi ve dışındaki rekabet ve tehditlere karşı geliştirdiği savunma mekanizmasını ortaya koyduğunu, olası ayrılıklarda çocukların velayetinin tartışma konusu olmaması için taşıyıcı anne seçeneğini tercih ettiğini söylüyor. Bu açıdan Jorginho Rodriguez ile birlikteliği ve ondan doğal yollardan bir çocuk sahibi olması Ronaldo'nun kendisine ördüğü psikolojik zırttan kurtulduğuna işaret ediyor.